Bu videomuzda ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin genel prensiplerini açıklamaya çalışacağım. Anlatacaklarımız Amerikan piyasalarındaki uygulamalar. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli. Ama yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim, bazen bir ülkeden diğerine tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Ve ben sadece temel işleyişi aktaracağım. Örneğimize başlayalım. Diyelim ki ben bir yatırım bankasıyım, piyasadan bir grup konut kredisi satın alıyorum. Konut kredilerinin teminatı da ipotekler. Gayrimenkul kredisi kullanmış olan kişileri buraya çiziyorum şimdi. Konut kredisi satın alıyorum tanımını biraz açıklayayım. Bu kişiler bankalarına gidip konut kredisi kullandılar. Ve kredilerinin teminatı olarak banka satın aldıkları eve ipotek koydu. Banka kullandırdığı konut kredilerinin bir kısmını grupluyor ve bunu bir yatırım bankasına satıyor. Bundan sonra kredi kullanmış olan kişilerin yaptığı geri ödemeler, konut kredilerinden oluşan bu paketi satın almış olan yatırım bankasına gidecek. İlgili ipotekleri de yatırım bankasına devrediyorlar. Şimdi ben bir yatırım bankasıyım ve bu gayrimenkul kredilerini satın aldım. Artık bu kişilerin yaptıkları kredi geri ödemeleri, yani taksitler, benim yatırım bankama yapılacak. Konut kredisi kullanmış olan kişiler de burada. Ve yatırım bankası olarak konut kredilerinden oluşan bu paketi satın alıp vade sonuna kadar beklemek istemiyorum. Sadece aracılık yapıp kar yazmak istiyorum. Bunun için önce bir özel amaçlı şirket kuruyorum. Satın almış olduğum ipotekli konut kredilerinin tamamını kurduğum bu özel amaçlı şirkete devrediyorum. Artık bu gruptaki konut kredilerinin sahibi kurduğum bu özel amaçlı şirket. Kurduğum bu özel amaçlı şirketin sahibi benim. Yani bu özel amaçlı şirketin tüm hisse senetleri bana ait. En azından kuruluş aşamasında bana ait. Şimdi yatırım bankama ait olan bu özel amaçlı şirketin hisse senetlerini halka arz edeceğim. Yani satacağım. Kurmuş olduğum bu şirket için 1 milyon adet veya 10 milyon adet hisse senedi ihraç edebilirim ve sonra da bu hisse senetlerini yatırımcılara satacağım. Satacağım bu hisse senetlerine ipoteğe dayalı menkul kıymet deniliyor. Bu menkul kıymetler için direkt İngilizce tanımın kullanıldığını, yani Mortgage Backed Securities dendiğini duyabilirsiniz. Kısaltması ise IDMK veya MBS olarak yazılıyor. İpoteğe dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetlerin bir alt grubu. Şimdi konut kredisi kullanmış olan bu kişilerin yaptığı kredi geri ödemeleri, taksitler artık bu özel amaçlı şirkete ödeniyor. Konut kredileri bu şirkete ait, ödemeler de buraya yapılıyor. Tabii kredilerin bir kısmında geri ödenme sıkıntısı yaşanabilir. Geri ödemeler bu şirkete geliyor, özel amaçlı şirket de kendisinin hisse senetlerini satın almış olan buradaki yatırımcılara temettü ödüyor. Yani konut kredisi kullanmış olan bu kişilerin yaptığı ödemeler sonuçta buradaki yatırımcılara gidiyor.